ve e, bu anlamda Kuzey Endolfa'yı değil. Ha. Şimdi buradan geldiğimiz nokta, ne? geldiğimiz nokta bakın altı buçukluk deprem eee Küçük bir deprem değil. Bodrum'da ben altı deprem olduğu zaman dedim ki Bodrum'da bunu söylemeye bile değmez. Çünkü çok sağlam bir zemine sahipti. Hı. Aynı şekilde Kadıköy yakası sağlam bir zemine sahip. Ama bu tarafta hep günlerden beri bütün YouTube'a giriş yanı soy deyince hep anlattığım altı buçuk deprem ama burada kumurgaz ve Beylik beylikdüzü çekmece buralar da Zemin şartları zemin kötü olduğu için, heyelanlar olduğu için buralarda bu depremler bu heylan tetikler. Binaları modern binaları yıkmasa bile. Evet. Ama burada ilk günü böyle karaya doğru gelip de bir koçbaşının kaleye saldıran bir e, ordunun evet. koçbaşlarıyla kapıya vurması gibi fay geldi Silivri'ye doğru vurduğu için o büyük korku yarattı. Evet. O vurma etkisine böyle bunu vurup da onu ilerletirken ama aynı vurma Doğu Batı gidişli fayda yan altında bir harekete e, e, egemenliğini gösteriyor. Ama henüz şimdi bu kumburgaz fayında bu aktiviteyi görmüyoruz. Ama kumburgaz fayında bunun gibi beşlik depremler olursa ben o zaman o altı buçuk depremden korkarım. Ama buradaki şimdi altı buçuk depremden Şimdi bizim o zaman hocam özetleyip benim anladığım evet, kadarıyla tamam. vatandaş için de bir özetleyecek olursak. Kumburgaz hattı daha henüz hareketlenmedi. Evet bravo. Bir. Bir. İki kumburgaz attı hareketlenirse alarma geçeceğiz. Evet. Orada esas, olursa beşlik deprem. Esas bravo. işimiz o. Evet. Ee, beşlik, beş nokta birlik falan kumburgaz attında. Ona gibi 20 hattında, tane olursa. Çok özür dilerim. Evet. Kumburgaz attında beş, beş nokta bir gibi bazı depremlere karşılaşırsak daha da alarma geçeceğiz. Evet, bravo. Yani o zaman e, diğer hocaların dediğinin aksine siz. Kumburgaz hattından 6.4-6.5 maksimum bir deprem bekliyorsunuz demektir. Evet. Eğer buna e, beylik Beylikdüzü ve avcıların karşıdaki payı da ilave edersek evet. orada da daha küçük bir pay. E, o da yan altın dersek 6.7'lik deprem en, olur en fazla. Diyor. Ama ikisi birbirinden evet. kopuk. Bir arada kırılmayabilir. Esasında tabi bunlar da yüksek rakamlar. Ama şeye baktığım zaman şurada haritada söylenenler 99'da İzmit'ten başlayacak boydan boya bütün tarafı kıracaktı. O, orada e, haklı bak, çıktı. bu işte. şeyde Ondan sonra bakın burada siyahla gözüken e, ç, ç, Adalar fayı. Evet. Orada bir sürü kırmızılar var. O kırmızıları görüp eyvah adalar fayı kırılacak deniyor. Oysa o 99 depreminde kırılan fayın kuzey güney gidişleri. Aynı şekilde Silivri çukurunda bir sürü depremler var. Ortadaki boş bölge var. Orası e, önemli. Eğer i̇şte kalkıp o zaten kumburgaz. Buradan kalkıp gösterebilir miyim? Tabii tabii. Heh. tabii. Buyurun hocam. Açın çocuklar ışıkları açın. Evet. evet. Bakın e, Çok var olan, Hocam. E, şuradan evet. başlayıp buraya kadar giden kesim özellikle şunlar geçen yıl herkesin ilgisi çeken kesimdi. kuzeye doğru giden bakın kuzeye doğru giden faylar bunlar kuzey güney gidişli fayların etkisindeydi ama herkes bunu adalar fayı kırılacak eva büyük deprem deniyordu oysa Olmadı. deniz tabanı indiği zaman asıl deprem 1894'te güney kolda burada olmuştu ve burada bir risk yoktu diğeri ise bakın çok güzel oldu bu Tekirdağ Çukuru orta batı sırt ve bu bahsettiğimiz de Kumur e, Silir Çukuru, bu çukur Silir Çukuru Batı Sırt Tekirdağ ve Saroz. üç tane noktada, şurada sürekli depremler oluyor. Bakın şurası da benim bahsettiğim Büyük Sırtın oluşturduğu alan. Şimdi Kumburgaz ha. neresi hocam? Kumburgaz bakın şurası. Kumburgaz. Sismik başlık değil. Evet. Yere. Burada bu bahsettiğimiz bakın bu fay bu yanlış bir iş, çözüm. Tamam e, sıkışmalı şu faylar yanlış. Böyle bir sıkışmalı bir deprem var burada. Dolayısıyla buradan böyle bu sıkışırken bu tarı kuzeye doğru bindirmeli ve Silivri'ye doğru bizi korkutan bakın böyle giden fay yani şu fayda değil. Bakın böyle gidiyor fay. Şu bu, anda o fayda benim evet. gördüğüm kadarıyla bir hareket evet. yok şurada şurada bu, yok. şurada yok. Evet. zaten Ama Esas meselemiz buradaydı. Bunlar da bunlar sürekli kırılmış bir... bir fayda olduğu için evet. sürekli akıyor. Bunlarda risk hiç yok. Hiç Neden? Yok. Çünkü e, sürekli yılda bir santim hareket ettiği için bu depremler sıralı diziliyor. Buna kript depremleri deniyor. Ama burada hareketsiz olduğunu şu bölgede gördüğünüz kesim e, bu son deprem bu şekilde bir sıkışmayla oluştu. Evet. Bu, bu tarafa doğru bindirdiği için ve şuradan başladı evet. ve görüldüğü gibi kuzeye kadar gitti. Yani şu hatta değil. Ama bunun etkisi bu fay üzerinde buradan böyle buradan da böyle bir yaratılı fay tetikleyebilir. Ama şu andaki bu hatalı bir çözüm. Burada tamamen ters bir fay. Söz konusu tamam. da tamam. bunu gittiği biz, zaman Kuzey'e kadar seriyi, gidiyor. Sayenizde çok güzel anladık hocam. Yani şurası dediğimiz evet. gibi Çınarcık Çukuru'nun batı keseri. Şurada işte dediğimiz gibi bu fayın bir kesimi. Şurada Kuzey-Güney gidişli bütün bu depremleri işte Eyvah Adalar fayı diyorlardı. Yok Buradaki ne? Böyle burada Eyvah kırılacak deniyor. Oysa bu 1912'de kırılmış ve sürekli stres atan. Bahsettiğim gibi bakın Lesef şurası orası. ve burada da hiçbir aktivite gözükmediği şu için şu anda aktivite yok. Ama bu aktivite olmaması orada stres olduğunu da gösterebilir. 3 metrelik i̇şte bir stres zaten, varsa, e, orada deprem olursa sanıyorum onu ettirir. O kadar güzel analiz ettiniz ki Allah razı olsun. Çok da net aktardınız. E, şu ortadaki boşluk hani sismik evet. boşluk denilen bölge de bir hareket olursa hep beraber alarma geçeceğiz. Bakın o çizimde çarpıtılmış bir yorum. Biliyorum hocam. Ee, orada o, hayır yani şey yani söylüyorum. O, o yan fay var çözülmüş. Bütün bendeki gelen veriler tamamen normal bir fay. Şöyle evet. sıkışmayla oluşmuş böyle bir fay var. Evet. O fay kuzeye kadar gidiyor ve o yüzden çok Silivri'de hissettik onu. Silivriye kadar gidiyor. Bakın silivri içine doğru evet. gidiyor. Ee, ve o, bu hareket aslında bu kumurgaz fayı dediğimiz fay üzerinde de yanaltımlı bir sistem için kuvvetin olduğunu gösteriyor. Peki senaryomuz ne? Yani çok kısa çünkü 4 dakikam kaldı. Sizi sonra söz verdiğim gibi yolcu evet. edeceğim. Senaryomuz ne? Ee, kumburgaz hattında bir hareket olduğu zaman alarma geçiyoruz. Orada 5.1, 5.2'leri gördüğümüzde ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve sizin dediğinize göre maksimum 6.7'lik bir evet. e, sorunla karşı karşıyayız. Yıkım gücü yüksek olacaktır yine. He. Var ...anları var evet. o bölgenin. var o Peki e, zamanlama diyorlar. biri yok 2045 diyen var, şu diyen var, bu diyen var. Şimdi zamanlama ben 99 depreminden sonra dedim ki Marmara'daki herkes boydan boya kırılacak. 180 kilometrelik 8.1'lik deprem olacak, kırılacak. 7.5'luk e, deprem olacak, 110 kilometre kırılacak dedi zaman. Marmara'da 3 tane ayrı fay var demiştim. Ve Bunlardan çünkü. biri Tekirdağ fayı 7'lik deprem yapar. Tekirdağ 1700 1912'de kırıldığı için artık ya. oradan mutlu oldum. Ee, orta sırttaki kalan kesim Armijo gelip bu orta sırttaki fayı 7'lik deprem e, demişti. Daha sonra 7.2'ye falan getirildi. Çekmece şeye doğru Yeşilköy'e kadar uzatıldığı için ama o Yeşilköy'e kadar uzatılmıyor. Dediğim gibi 6.7. Fakat e, bu bu senaryoda Bahsettiğimiz gibi toplumumuz o kadar paniklemiş durumda ki ya. boydan boya kırılacak dediği için her faydan Kartal'dan tut, buraya kadar herkes eyvah kırılıyor, kırılıyor deniyor. Aslında o kırılanlar Kuzey Anadolu fayının e, Adalar fayı değil. 99 depreminde kırılan fayın kuzey güney gidişleri evet. buradakilerde biz 912'de kırılan fayın kuzey güney, e, e, güney, kuzey -güney, güney gidiş. gidişleri bugün kendini gösterdik kuzey güney gidişini yani aynı Dragos gibi Doğru. burada da Silivri'ye gitti ama kumburgaz fayında o etkiyi görmüyoruz tek fay çözümü buradaki gibi Hı. değil e, normal tam sıkıştırmalı kompresif bir sistem olduğu zaman doğu batı kuzey güney gidişli bir fay üzerine doğu batı gidişli bir fayda yan altında bir sisteme etki evet. yapıyor. Peki. O zaman ee çok yakın bir gelecekte yüksek bir risk görmüyoruz doğru mu? Ben burada çok etkin bir risk görmüyorum ama bu son depremlerde bu fay üzerinde etki olduğunu e, gösteriyoruz. Yani söylüyorum şu 1999'dan sonra hemen beklenen deprem aslında olmuştu Çınarcık'ta 1894'te. Diğer Tekirdağ'da 1912'de olmuştu. Burada kalan kesimi 1766, Hocam 1776'da. 1776'da. 17, 17, 76 depremi evet, bu. burada olmuş diyorlar. Evet. Bence bu 1776 depremi güneyde oldu. Bu Buradaki durumu tam analiz edilmiş bir durumu yok. Yani Biraz o fay, üzerinde çalışılması gerekiyor. Çalışılma değil. O fay şöyle söyleyeyim ben tekrardan oraya geçeyim. Siz orada oturun. Kuzey Anadolu fayı eğer asıl mekanizma bakın şimdi çok iyi anlayacaksınız. Okus pokus var gibi. Kuzey Anadolu fayı dümdüz geliyordu. Geldi. Ama buraya gel zaman bakın böyle dönüyor bütün her şey. Evet. Bütün GPS verileri güneye doğru dönüyor. GPS verileri güneye doğruyken fay niye kuzeye doğru böyle gitsin? Ya? Orada bir yanlış var. Çünkü bu noktadan buraya kadar fay yok. Ama buradan gelen Yalova Çınarcık fayı, e, nedense burayı yok sayıyorlar. Oysa ki fay buradan geliyor, niye gidiyor, Bandırma'ya doğru gidiyor. 17 Ağustos'taki kırılan fayın devamı burada. Evet. O yüzden de hep Yalava Çınarcık'ta bunlar oluyor. Ama öbür taraftan ise diğer tarafta ya Tekirdağ Silir Çukuru'nda başlıyor. Şurada ne? ve böyle gidiyor Saroz'a kadar. İki tane ayrı fay var. Bir buradan böyle giderken şu noktadan yani karşıdan Tuzla'dan e, çekmeceye kadar giden kesimde aslında e, normal bir fay var. Armijo da bunu normal olduğunu koydu ve burada böyle devam eden bir yanıltımlı sistem